ve Halil Özsaraç'la birlikte Akdeniz'deki Türk gücünü konuşuyoruz efendim. Şimdi reklama gitmeden önce dedim ki size Papa 10. Leo'nun kaçırılma hikayesi var. Evet, bu hikayeyi dinleyeceğiz. Avrupa için büyük bir travma bu. Çünkü dini liderlerini bir şekilde Türklerin kaçırılma girişimleri Avrupa'da inanılmaz büyük yankı buldu. Onun için 2. Jean-Paul'ün yani bundan 40 yıl önce 13 Mayıs 1981'de hatırladığım kadarıyla bu tarihte Jean-Paul'ün bir şekilde Ağca tarafından suikaste uğraması bu travmanın devamıydı. Acaba bu devam edecek mi diye. Dolayısıyla 10. Leo'ya girişilen kaçırma planı çok önemlidir. Nedir bu kaçırılma planı? Ve Barbarosların bu planda katkısı var mıdır? Şimdi kim aslında kaçırmak istedim? Bunu planlayan kişi Kurdoğlu Musuit'ten reis. Niçin? İki tane kardeşi şehit düşmüş. Bir kardeşi de Rodos Şövalyelerinin elinde esir. Onu değiştirecek bir kral, bey, böyle birisini yakalama derdinde. Fakat bunu başaramayınca Vatikan içerisinde casusları da var. Onlardan aldığı bilgiler doğrultusunda Papa 10. Leo'nun Eylül ayı içerisinde, 1516 Eylül ayı içerisinde bir av ve balık tutmak için Vatikan'dan ayrılacağını biliyor. Ve bunu Barbaros kardeşlerle birlikte yapmak istiyor. Fakat Barbaros kardeşlere daha bunu teklif edemeden, yani çünkü Beca'ya ele geçirme mücadelesi devam ediyor ve bir takım barut eksiği var. Tabii başlangıçta barut takviyesi yapmak için yola çıkıyor. Ancak barut zafiyetini giderdiğini öğrenince ve Beca'nın da düştüğünü öğrenince Beca'ya gidip Barbaroslarla beraber bu harekatı yapmaktan vazgeçiyor. Dolayısıyla Kurdoğlu Musuddin Reis elindeki 6000 Levent'iyle beraber 30 akıncı gemisiyle beraber bir şok etkisi yaratarak Batı İtalya kıyılarında görülüyor ve 3000 Levent'ini gizlice bir gece yarısı karaya çıkartıyor ve Vatikan'a saldırıyor. Tabii Papa çok güçlükle kaçırılıyor. Tabii Papa 10. Leo güçlükle kaçabiliyor ve bir gece yarısı harekatı yani. Evet. Evet, diğer adı da Medici tabii. Son anda kurtuluyor ve tabii Kurdoğlu amacına ulaşamadan tabii ayrılmak zorunda kalıyor. Aslında bu harekat Osmanlı'nın çok hoşuna gitmiyor. Yani tabii, yanlış bir hareket. Yanlış bir hareket tabii. Ama gereksiz bulduğu için tabii Barbarosları da ortak etmeye çalışıyor ama Barbaroslar bu konu için çok uygun olmadığı için, Beca'ya ile uğraştıkları için bunu Kurdoğlu, yeterince de adamı var aslında, 6000 akıncı Levent'ten bahsediyoruz. Fakat Vatikan'daki malumunuz pek çok insanın vakıf olamadığı pek çok dehliz var. Evet. Bambaşka yerlere çıkan. Papa'nın oraya yönelmesi neticesi zaten o 3000 kişinin onu bulması mümkün değil. Tabii. Tabii. Yer altından yok, gidiyor. Yani bir çok macera. Yazık sarayı evet. Gibi düşünmek lazım. Evet. Vatikan'ın dışına çıkmış aslında. Yani bir şey için, av ve balık tutmak için. Yani o anı denk getiriyor. O anı öğreniyor casuslarından. Bu fırsattan istifade. Ama oradan hemen şey. Apar topar götürülüyor. Hemen kaçırıyorlar. Hemen. Şimdi dünyada şu örnekleri çok görüyoruz. Biraz önce senin bahsetmiş olduğun bu işin aslında manevi taraflarından bir tanesi. Heh. Acaba insanlar satın alınabilir mi? Şimdi Barbaroslar yani belki daha sonra şimdi biraz sonra Preveze Denizi'ne savaşına bahsedeceğiz bol bol nedenini öğreneceğiz ama bu tarafa döndüğümüz zaman savaş bitmiş ve artık Barbaros çok önemli bir yerdi. Evet. Şimdi Haçlılar bir teklifte bulunuyor. Aslında 1541. 1541'de. Evet. Yani burada neyi amaçlıyorlar? Bu tekliflerin amacı nedir? Stratejileri nedir? Evet. Şimdi yıl 1541. Yani Osmanlı-Venedik Savaşı, Haçlı Savaşı daha aslında yeni bitmiş. Osmanlı evet. Ve Venedikler de işte daha yeni barış imzalamışlar. Fakat bu Castelnuovo'da esir düşen İspanyol subaylar var. Onların işte geri alınmasına yönelik şarken elçiler yolluyor. Fakat Barbaros Hayrettin Paşa ile özel olarak görüşmek istediklerini söylüyorlar. Bunu Barbaros Hayrettin Paşa Kanuni'ye haber veriyor. Benimle özel görüşme istediler. Görüşebilir miyim diye. Kanuni görüş diyor. Bakalım ne isteyecekler senden diye. Aslında şöyle söylemek lazım. Burası ilginç. Elçi gelecek.
Elçi İlkin tabii Barbaros'a diyor ki yani seninle görüşmemiz lazım. Elçiyle daha önce tanıştıkları için tabii görüşelim diyor ama bu arada, tabii, bu arada ne söyleyeceğini bilebiliyor. Bak yine aynı şey. Yani kıblesinin ne olduğunu gidiyor diyor ki Kaan'a böyle böyle bir teklif var. Görüşeyim mi görüşmeyeyim mi? Muhakkak görüşmen lazım diyor. Ne olacağını görelim. Yani aslında Barbaros ne teklif edileceğini de bilen adam. Evet. Cezayir senin. Tunus'u da sana veriyoruz. Trablus'u da Malta Şövalye ile konuşacağız. Eğer onu ikna edersek yani tümünü veririz. İkna edemezsek bir kısmını veririz falan diye böyle bir toprak teklifinde bulunuyor. Bunu tabii ki yani evet bunları teklif ettiler deyip reddediyor. Yani rüşvet. Tabii. Bu tabii Andrea Doria'nın fikriydi. Andrea Doria aslında paralı asker. Condottiere. Yani 1522 ile 1528 yılları arasında Fransa için savaşmış birisi. 1528'de de onun Fransa'ya düşmanı karşı. Fransa'ya karşı savaşan İspanya'yla. Ya yani, Andrea Doria tam bir tetikçi. Evet. Parayla tutulan evet, tetikçi. Paralı asker. Tabii. Yani yılda 60 bin duka altına İspanya için savaşan bir adam. Tabii. Yani aynı Andrea Doria'yı nasıl satın aldıysak Kanuni'yi de Barbaros Hayrettin Paşa'yı da satın alabiliriz. Bir de Andrea Doria hani affedersiniz çatlak biri. Evet. Floransalı ressama kendi portresini çizdiriyor. Parlak renkler içerisinde. 23 numarayı verelim mi ekrana? Kendini Neptün'e benzeterek. Ha evet. Yani bir tanrı gibi. Öyle bir ulvi. Oysa ki bak. Elinde Poseidon'la değil mi? Kesinlikle. Tabii. Tam bir Neptün. Parlak renkler içerisinde tam bir ilah. Barbaros Hayrettin Paşa ile bu karşı güç zihniyetinin arasındaki farkı anlamamız açısından Matrakçı Nasuh biliyorsunuz zaman içerisinde onun pek çok seferine katılmıştır. Tabii. Matrakçı Nasuh çok güzel kalemi olan bir adam, çizimi olan bir adam. Bir tek Barbaros Hayrettin Paşa resmi çizmemiştir. Hangi limana gittilerse o limanın resmini çizmiştir. Evet. Barbaros Hayrettin Paşa aslında hani bütün kainatın sahibi Allah'ın karşısında acziyetini bilen bir adam. Bu terbiyeyi almış bir adam. Kendini resmettirmemiş. Ama öbürü kendini Neptün gibi çizdiriyor. Preveze Deniz Savaşı'nda da ne olduğunu çok net görüyoruz. Tabii şöyle de bakmak lazım. Preveze öncesi Andrea Doria Barbaros'la karşılaşmamak için elinden gelen her şeyi 41 yapıyor. Takla atmış. Hatta savaşa bile geç geldiği biliyoruz. Şimdi Andrea Doria. Şimdi Preveze'ye girelim mi? Yani nasıl...